Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalım Boya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Bu videomuzda boyanın yapım aşamasını anlatacağız. Messenger üzeri gelmişti bana bu. Facebook Messenger üzeri gelmişti. Modelimizin yapımı alt sıramız sıralı gidiyor, sıralı bir şekilde. Sonra aralara böyle üzerlerine bunları oluşturuyoruz. Bir tane bırakıp bir tane yapıyoruz. Bir tane bırakıp bir tane yapacağız. En son sıramız da sıralı bir şekilde gidecek arkadaşlar. Bu arada vantilatör çalışıyor. İnşallah bir sesi fazla gelmez sizlere. Dışarıda gürültü olduğu için camları açamadım. Şimdi ilk sıramızla başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle burayı ben bir sabitleyeyim ve başlayalım. İpimizi tığ batısına tutturduk. İlk başlarken ipimi tığ batısına tutturdum. Şu kapağımı da çıkarayım. İpimi tığ batısına tutturdum ve bir adet zincir çektim. Örümcek çekiyorum. Örümceğim boyu biraz küçük oldu. Tekrar düzeltelim. Tığ batısına tutturdum. Bir adet zincir çekip örümcek çektim. Başına iki kez aldım tığımın. 1, 2, 3 kutucuk atladım. Dördüncüye girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıp çıkış yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 adet zincir çektim. Bu çıkış yaptım. Buraya giriyorum. 5 adet zincirimi kapatıyorum. 6 tane sık iğnesi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 7.yi tığ battı içerisinde tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi. Tekrar bir adet zincir çekip örümcek çekiyorum. Başına iki kez aldım yine tığımın. 1, 2, 3 tane tığ batısı atladım. Dördüncüye girdim. Benim tığ batılarım küçük olduğu için 3 atlayıp 4'e giriyorum. Sizinkileri geniş ise 2 atlayıp 3'e girebilirsiniz. Önce bir kez aldım, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıp çıkış yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 adet zincir çektim. Bu ara noktaya girdim ve kapadım. Şimdi 6 adet sık iğnesi yapıp aşağı iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7.yi tığ battı içerisinde tamamladım. Tekrar bir adet zincir çekip örümcek çekiyorum. Yine başına iki kez aldım tığımın. 1, 2, 3 kutucuk atladım. Dördüncüye girdim. Önce bir kez aldım. Sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıp çıkışımı yaptım. 5 adet zincir çektim. Bu çıktığım aradan girdim. Kapadım. 6 adet sık iğnesi yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 7.yi aynı tığ battı içerisinde tamamlıyorum. Bir adet zincir, örümcek çekelim. Başına 2 aldım. 1, 2, 3 kutucuk atladım. Dördüncüye girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıp çıkış yaptım. 5 adet zincirimi çektim. Aradan girdim. Buradan bakın çıktığım çubuğa girdim. Kapadım. 1, 2, 3. Şunu da arada götürmek istiyorum. 4, 5, 6. 7.yi aynı tığ battı içerisinde tamamlıyorum. Alt kısmımız bu şekilde devam edip gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alt kısmımız bu şekilde çubuklar yaparak tamamlayalım. Şimdi üst kısmında ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın bir tane tepe bırakıyorum. İkinci tepeye girip yuvamı yapıyorum. İpimi tığıma sabitledim. Başına bir kez aldım. Bakın şimdi bir tepe bıraktım, bir boşluk bıraktım, ikinciye giriyorum. Başına bir kez aldım tığımın, ikinciye girdim. Önce bir kez aldım, sonra iki, sonra iki.
İlk trabzanımı böylelikle yaptım içine. Bu birinci trabzanım. Başına bir kez alıp aynı yere giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. İkinci trabzanımı yaptım. Şuradaki fazlalık ipimi hemen halledeyim. Gözümüzü yormasın. İki oldu. Başına bir kez aldım, aynı yere girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonraki üç oldu. Başına bir kez aldım, tekrar girdim. Önce bir kez aldım, sonra iki, sonra iki, üç kere de çıktım. Dört. Aynı şekil beş. Başına bir kez aldım, yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, altı. Şimdi 13 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Döndürüyorum. Şuradan ilk baş trabzanımın tepesine 13 adet zincirimi kapatıyorum. Bir zincir çekip düz yüzünü dönüyorum. Bu 13 adet zincirimin üzerine toplamda 16 tane sık iğnesi yapacağım. Girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Bu şekilde. Şimdi burada ip kırmak istemezseniz eğer ne yapıyoruz? Bir adet zincir çekiyoruz. Örümcek çekiyorum. İsterseniz burada ipi kırıp tekrar bir tane bırakıp buraya aynı burada bağladığımız gibi başlayabilirsiniz. Ama ip kırmaya üşenir iseniz. Örümcek çektim araya. Başına bir kez aldım. Bir tane boşluk bıraktım. İkinciye giriyorum. Arada bir boşluğumuz kalıyor. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. İlk trabzanımı yaptım. Başına bir kez aldım, tekrar girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. İkinci. Tekrar girdim. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Ve altıncı trabzanımı da yaptım. Şimdi yine 13 adet zincir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Oyamı bu ilk baş trabzanın tepesine 13 adet zincirimi kapadım. Bir adet zincir çekip rahatça dönüyorum. Döndürdüm. Yuvaya girdim. Yine 16 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Bir adet zincir çektim. Örümcek çekiyorum. Başına bir kez aldım. Bir tane bıraktım. Buraya giriyorum. Yine önce bir kez, başına da bir kez almıştık. Sonra iki, sonra iki alarak ilk trabzanımı yaptım. Başına bir kez alıp tekrar girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. İkinci. Üçüncü. Aynı şekil. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Ve 13 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Oyamı döndürdüm. İlk baş trabzanıma 13 adet zincirimi kapatıyorum. Bir adet zincir çekip rahatça dönmek adına döndüm. Buradaki yuvama girdim. 16 tane sık iğnesi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Tekrar bir adet zincir örümcek çekiyorduk. Şimdi şöyle arada bir tane bırakıp ikinciye geçip yine bu işlemi yapıyoruz. Benim burada yolum bitti arkadaşlar. O yüzden burada alt kısmımıza bu şekilde bakın. Aralara böyle örümcek çektik. Hani ip kırmadan yapabilmek için. İsterseniz buradan ipi kırıp tekrar buraya bağlayıp ilk başladığımız gibi yapabilirsiniz. Şimdi bu örümceklerin tek kanatlarını kesiyorum. Gördüğünüz gibi ayırt ediyoruz. Ne yapıyoruz? Bunları da bir güzel yakıp temizliyoruz arkadaşlar. Böylelikle ayırt etmiş olduk. Fazlalıklarını alalım. Bu şekilde temizledik. İkinci sıramızda bu şekildeydi. İsterseniz tek tek yapar, isterseniz ip kırdısı zorunuza giderse böyle araya örümcek çekip sonra bu tek kanatlarını keserek bu şekilde bir şey çıkartabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir tanesinde var, bir tanesinde yok. Bir tanesinde var, bir tanesinde yok. Şimdi üst kısmına geçelim hep beraber. Şimdi üst kısmı için ilk başlarken bir tane boş bırakmıştık. Bunun tepesine batıyorum, ipimi sabitliyorum ilk başlarken. İpimi sabitledim. Çok küçük bir örümcek çekiyorum. Aşırı büyük olmayacak kadar. Gördüğünüz gibi başına bir kez aldım. Buradaki ilk sık iğne dolguma bakın. Bu zincirin üzerindeki ilk sık iğne dolguma giriş yapıyorum. 2 2 alıyorum. 1 2 3 4 5 adet zincir çektim. Şöyle aradan giriyorum. İpin ucunu aldım ve ilk pimpiriğimi yaptım. Araya bir zincir çektim. Başına bir kez aldım. Şimdi bir tane sık iğnesi bırakıyorum. İkinciye batıyorum. 2 2 alıyorum. Gördüğünüz gibi. 1 2 3 4 5 adet zincir çektim. Ara noktadan girdim ve kapadım. Araya bir zincir çektim. Başına bir kez aldım. Bir sık iğnesi bıraktım, ikinciye girdim. İsterseniz önce bir kez, sonra iki, sonra iki de alabilirsiniz. 1 2 3 4 5 zincir çektim, aradan girdim ve kapadım. Araya bir zincir, başına bir kez al. Bir sık iğnesi bırak. İkinciye batalım. Önce bir kez alalım. Dediğim gibi ister 2 2 yoksa 3 kere de çıkabilirsiniz. İsterseniz 2 kere de. 1 2 3 4 5. Elinizin ayarına kalmış biraz da o arkadaşlar. Benim elim sıkı olduğu için kendime göre ayarlıyorum. Sizler de elinize göre ayarlayabilirsiniz. Bakın. Bir sık iğnesi bıraktım. İkinciye girdim. 1 2 3 4 5. Zincir çektim, aradan girdim, kapadım. Araya bir zincir. Yine bir sık iğnesi bırakıp ikinciye giriyorum arada. Ben 2 2 alıyorum. Sizler önce bir kez, sonra 2, sonra 2 de alabilirsiniz. 5 adet zincir çektim. Ara noktadan girdim ve kapadım. Araya bir zincir, bir sık iğnesi bıraktım. İkinciye giriyorum. 2 2 alıyorum. 5 adet zincir, bu ara noktadan girdim ve kapadım. Araya bir zincir, bakın bir sık iğnesi bırakıyorum. İkinciye giriyorum. 2 2 alıyorum. 5 adet zincir, aradan girdim, kapadım. Araya bir zincir, son sık iğneme de girdim. 2 2 aldım. 5 zincirimi çekip pimpirimi yaptım. 2, 4, 6, 8, 9 tane pimpirikli trabzanım oldu. Bir adet zincir çektim bu noktada. Yine küçük bir örümcek çekiyorum. Hemen devamında gelen bu boşluğa, tepe noktasına girdim ve kapadım. Bu şekilde. Tekrar küçük bir örümcek çekiyorum. Başına bir kez aldım. Devamında gelen ilk
sık iğnemize giriş yapıyorum. Başına bir kez alıp 2, 2 aldım. 1, 2, 3, 4, 5 adet zincir çekiyorum. Ara noktadan girdim ve kapadım. Araya bir zincir, başına bir kez al. Bir sık iğnesi bırak, ikinciye gir. 2, 2 alalım. 1, 2, 3, 4, 5 adet zincir. Ara noktadan girdim ve kapadım. Araya bir zincir, bir sık iğnesi bırak. İkinciye girelim. 2, 2 alalım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ara noktadan girdim ve kapadım. Araya bir zincir. Yine bir sık iğnesi bırakıyorum. İkinciye giriyorum. Bu şekilde devam edip gidiyorum. 5 zincir. Ara noktadan girdim ve kapadım. Aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi videomu da sonlandıracağım arkadaşlar. 5 zincir aradan gir ve kapat. Araya bir zincir, bir sık iğnesi bırakıyorum. İkinciye batıyorum. 2 2 alıyorum. 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim ve kapadım. Aynı şekil bir sık iğnesi bıraktım. İkinciye battım. Yine ikişer ikişer aldım. 5 zincir çektim. Bakın şu aradan girdim ve kapadım. Araya bir zincir. Bir sık iğnesi bırak. İkinciye batalım. 2 2 alalım. Araya 5 zincirimizi kapadık. Bakın bu şekilde. Şimdi bitti sık iğnelerimiz. Bir zincir çektim. Yine küçük bir örümcek çekip devamında gelen tepemde kapatıyorum. Tekrar küçük bir örümcek çekiyorum. Yine başına bir kez alıp buraya geçip buradaki yaptığımız işlemin aynısını yapıp devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oyamızın yapım aşaması ve tamamlanmış hali böyleydi. Bence renkleri de çok güzel oldu. Sade düz beyaz yazmaya, isterseniz mor beyaz da yapabilirsiniz. İsterseniz sarı beyaz. Her renk uyar arkadaşlar. İstediğiniz renkleri kullanarak, istediğiniz renk yazmalara yapabilirsiniz. Çok güzel oldu. Ben beğendim. İnşallah siz de beğendiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.